Bugün ödev kontrolü var. Zor Dostum kitabından verdiğim ödevi yapacağız bugün. Açtık mı? Evet. Şimdi test 19. Burada çocuklar hikaye unsurları konusuyla ilgili sorular var. Şimdi Tanem, birinci soruyu ne yaptın? Öğretmenim, ben ilk soruyu A yaptım. A. Farklı yapan var mı? Yok. Peki. Geçelim. Tanem. Efendim Ada? Öğretmenim. Ben yanlış yapmışım. Çünkü öğretmenim, ben B yaptım. Tanem, oku bakalım birinci soruyu. Öğretmenim, önce metni okuyayım yoksa soruyu mu? Önce soruyu oku, sonra metni. Metne hikaye unsurlarıyla ilgili olarak hangi ifade doğrudur? Oğuz televizyon izlerken ağabeyi Faruk ile tartıştı. Bunun üzerine Oğuz olayı annesine anlattı. Anneleri de Oğuz ve Faruk ile konuşarak iki kardeş arasındaki sorunu çözdü. Burada çocuklar cevap A seçeneği. Olay yeri burada ne? Ev. Değil mi Ada? Olay yeri ev. Söyle Sinan. Çünkü öğretmenin evin dışında televizyon izleyemez. Televizyon izlerken abisi de yanındaymış. Evet. Ben oradan elde oldum bence. Aynen öyle. Pekala. İkinci sorudayım. Ada 2'yi oku. Yine birinci sorudaki metinle ilgili. Metinde anlatılan olay hangi seçenekte verilmiştir? B. İki kardeş arasında yaşanan ölümün çözümü. B seçeneği diyorsun. Farklı yapan var mı? Yok. Güzel. Soru 3. sorudayım. Buradaki metin 3 ve 4. soruyla ilgili. Peki Sina, önce metni oku bana. Öğle vakti bahçeye çıkan Melek koşarak kurunun üzerine düştü. Anne ve babası onu hemen çekiminden sonra önemli bir şey olmadığını söyledi. Melek'in kolunu bandajlayıp dinlenmesini önerdi. Güzel. Soru ne peki Sina? Metin hikaye unsurlarıyla ilgili olarak aşağıdan hangisi söylenemez? Söylenemez. Güzel. Evet. Öğretmenim, ben C şıkkının geçtiği yer evdir. C yaptım. Farklı yapan var mı? Öğretmenim, ben C yaptım. Olayın kahramanı Melis'tir. Sen ne yaptın Tane? Ben B yaptım. B. Şimdi bakalım. Sen ne yaptın? Öğretmenim, o da C yapmış. O da C yapmış diye duydum ben. Öğle vakti bahçeye çıkan Melis koşarken kolunun üzerine düştü. Bir kere burada olay kimin başına geliyor Tanem? Melis'in. O zaman olayın kahramanı Melis değil mi çocuğum? Değil mi? O zaman otomatik zaten elendi. C'ye bak, olayın geçtiği yer evdir diyor. Bak, öğle vakti bahçeye çıkan diyor. Olay nerede geçmiş? Bahçede. Öğretmenim, ben okuldan bahçeye çıkmıştır diye düşünüyorum. Yorum katıyorsun. Geldik, hemen geliyorum. Merhaba Metin, Zor Dostum kitabından ödev kontrolü yapıyorum. Sayfa 53'teyim. Sina'cığım bak, burada yorum katıyorsun yine. Kitabını getirdim, 53'ü. Evet. Tamam. Sina, burada öğle vakti bahçeye çıkan diyor. Yani orada okuldan mı çıkmış, ne yapmış, hiçbir şekilde yorum yapmıyoruz. Tamam mı? Hı-hı. Yorum yapma. Soru bize ne veriyorsa onu okuyacağız. Peki.
Devam edelim. Ada doğru okur musun? Metinde anlatılan olayın gerçekleştiği zaman aşağıdakilerden hangisi? Öğlen. Güzel. Ne zaman oluyor bu? Öğle vakti oluyor. Var mı buradan sormak istediğiniz bir soru? Yok. Pekala, bir sonraki sayfadayım. Sayfa 54'teyim. Ada oku bakalım. Buradaki metinle ilgili 5-6 soru yapacağız. Oku, öyle soru yok o. Kendin adı Mahir ve Ömer. Soru Adacığım, soru. Önce soru. Kendin başta yaşadıklarından sorulabilir. Evet, devam et. Öğretmenim. Şimdi okusana, okusana şimdi. Kendin kahramanı Mahir ve Ömer. Hikayenin geçtiği yer okul bahçesi. Hikayenin zamanı hikayedeki olay Mahir'in Ömer'in topunu yedirmiş almakta. Evet. Öğretmenim, cevap C. Güzel. Burada cevap C. Farklı yapan var mı? Yok. Çünkü olayda kim anlatılıyorsa burada, değil mi? Başlıkta onunla ilgili olur. Peki Mete, 6'yı oku. Hikayede anlatılan olaydan sonra Ömer aşağıdaki duygulardan hangisini yaşamıştır? Öğretmenim, B. Mutsuz. Mutsuz. Adam bence sinirlenmiş olabilir ama ben de mutsuz yaptım. Hikayede anlatılan olaydan sonra Ömer duygulardan hangisini... Bence... Ben de C yaptım. Genelde çocuklar izinsiz, biri bizim bir şeyimizi izinsiz aldığında üzülmekten daha çok sinirleniriz. Burada daha ağır basan, daha şey olan şık C seçeneği, tamam mı? Hı-hı. Evet, üzülürsün ama genelde biri bir şeyin izinsiz aldığında sinirlenirsin. Peki. Sina, son iki soru metinle ilgili. Önce soruyu oku, sonra metni oku çocuğum. Mesela anlatan olay nerede geçmektedir? Soğuk bir kış günüydü. Hatice odasının penceresinden lapa lapa yağan karı izliyordu. Her bir kar tanesi gökyüzünden süzülerek nazlı nazlı yeryüzüne iniyordu. Tam bu sırada pencerenin pervazına bir kuş kondu. 3 nokta. Evet, yani metin devam ediyor aslında orada. Evet, soru 7 ne Sina? Öğretmenim, evde. Evde, yani A seçeneği. Var mı burada sorusu evet. Olan? Yok. Peki. Olay evde geçiyor. Nerede? Evde. Evet, tanem 8. Metinde anlatılan olay hangi mevsimde yaşanmıştır? C. C. Hangi mevsim bu? Kış. Güzel. Lapa lapa kar yağdı dediği için C. Peki devam ediyorum. Sayfa 55'teyim. Şimdi buradaki kontrolü şöyle sağlayacağım. Şimdi başta hayvan adları yazıyor ya. Adadan başlayarak önce herkes hayvan adlarını okuyacak. Sonra meyve adlarına geleceğim. Herkes sırayla yine adadan başlayarak meyve adını okuyacak. Bu şekilde herkes yazdığı her şeyi okuyacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Aşağıdaki adlara üçer örnek veriniz diyor. Ada, hayvan adları. İnek, gelincik, kedi. Devam. Tanem, hadi. İnek, koyun, köpek. Devam edin çocuklar. Ben öyle... İnek, at, kurbağa. Sina'dan sonra sen yapacaksın. Bir daha söyle Sina. İnek, at, kurbağa. Evet, Mete. İnek, tavuk, horoz. Evet, Adacığım. Meyve atlarını söyle şimdi. Greyfurt, çilek. Devam edelim. Portakal, mandalina, kivi. Evet.
Elma, armut, dut. Güzel. Elma. Mesela ben değil mi? Evet, Sina'dan sonra sende. Elma, armut, kivi. Peki. Evet, devam Ada. Şehir adları. Öğretmenim, ben oraya yazamadım. Hiç şehir yazmadın mı? Peki, Tanem. Ben yazdım. Bekle Tanem. Geldi aklıma bir tane. Almanya. Adacığım şu an kitabında şehir adları kısmında bir şey yazıyor mu? O zaman yazmıyorsa söyleme. Çünkü şehir adlarında Almanya'da şehir adı değil Ada. Şimdi Tanem oku bana şehir adını. Bu arada sen de yaz Adacığım istediğin şehir adlarını. Kocaeli, İstanbul, Çanakkale. Güzel. Sina? Öğretmenim çok benziyor. Öğretmenim benimki çok benziyor. Kocaeli, İstanbul, Denizli. Tamam. Öğrendim öğretmenim. Evet Mete'cim, Sina okuduktan sonra sıra sende Mete. Kocaeli, İstanbul, Bursa. Evet, yazdın mı Ada? Oku. Annem ben de Sina'nın yazmaya Kocaeli, İstanbul, Denizli. Evet. Şimdi ev eşyasındayım. Ada oku. Gardırop, dolap, kimlik, don. Peki, tane? Abajur, dolap, masa. Sina? Öğretmenim, benim pek olmamış olabilir. Çiçek, saksı, kalemlik. Olabilir, çiçek de sonuçta evin bir eşyası. Evet, devam edelim. Ben de sıra. Evet oğlum, evet. Sina okuduktan sonra sıra sende Mete ya. Vazo, çerçeve, anahtarlık. Böyle kapıya sızan anahtarlık. Evet. Şimdi birbirinizi takip edin. Sina'dan sonra sen okuyorsun Mete. Ada, giysi. Giysi adlarını söyle. Elbise, tek şort. Evet. Elbise, tişört, pantolon. Tamam. Sina? Evet, kazak, şort, kıyafet. Tamam. Etek, şort, pantolon. Güzel. Evet, şimdi mevsim. Herkes etek yazmış. Bir tek ben yazmamışım. Mevsim. Yo, ben de. Ada. Sonbahar, kış, ilkbahar. Tamam. Tane? Öğretmenim ben ay yazmışım. Tane? İlkbahar, yaz, sonbahar. Tamam. Sina? Öğretmenim Ocak, Şubat, Mart yazmıştım. Hı. Ama ben ilkbahar, yaz, sonbahar. Tamam. Düzelt onu. Evet Mete? Aklımı okumuştum. İlkbahar, yaz, sonbahar. Evet, son. Ülke adları Ada. Bulgaristan, İran, Irak. Hana? Türkiye, Rusya, Ukrayna. Evet, Sina? Türkiye, Fransa, İngiltere. Mete? İspanya, Fransa, Belize. Güzel. Adacığım az önce şehir adlarına verdiğin Almanya'da ülke adı, şehir adı değil, tamam mı? Şimdi soru 2'de ne diyor okur musun? Öğretmenim bir şey diyeceğim. Türkiye adlardan özel adı olanları kırmızıya, soy adı olanları maviye boyayın. Evet söyle Sina. Öğretmenim bu dünyanın burada bir tane ne dünya var. Dünya şu an bana dönük ve burada Türkiye'yi, İran'ı, Kazakistan'ı ve İran'ı görebiliyorum. Bir de Türkiye'yi. Tamam. Evet, özel adı olanı kırmızıya, tür adı olanı maviye boyayınız diye sormuş size. Siz zaten bunu yaptınız. O zaman önce özel adları bulalım. Özel adlar. Ada bir tanesini söyle. Öğretmenim, Hüseyin. Efendim? Hüseyin. Hüseyin. Evet, bir tanesi Hüseyin. Tanem? Türkçe. Güzel. Dillerimiz özel. Türkiye değil mi? Türkçe olsun. Türkiye'deyiz yine.
Bunlar Türkçe de vardı. Özel değil ki. Çocuklar Türkçe bir dil. Türkiye'deki insanlar Türkçe konuşur. İngiltere'de insanlar Türkçe konuşur. Gibi dil isimleri isimdir. Ben tik işareti koyayım şöyle. Bu tik işareti koyduklarım kırmızı renk boyanacak. Oluyor mu? Evet. Evet Sina sen söyle bir tane. Aklım Atatürk. Atatürk güzel. İsimler özel isim. Mete? Talya. Efendim? Talya. Anlamıyorum ki. İtalya diyor. İtalya. Evet. Ülke ismi. Güzel. Ada? Öğretmenim. Dememiş. Türkiye. Türkiye. Türkiye nerede? Türkiye Atatürk'ün çarptığında. Türkiye. Güzel. Yine ülke ismi. Devam edelim Tanem. Kızılırmak. Evet. Kızılırmak. Nerede? Nerede? Ben onu mu alayım? Hadi. Sinan sen söyle bir tane. Öğretmenim bayram. Sen de? Bayram öğretmenim. Hayır bayram olmaz. Burada bir bayramın ismi yazmıyor ki. Kurban bayramı yazsa tamam da sadece bayram yazıyor. Dolayısıyla özel değil. Bir tane başka söyle Sina. Bak bakalım. Bakın Almanya o zaman. Evet Almanya. Simete. Ben Akdeniz. Güzel. Ada. Öğretmenim bir tane demişim. Öğretmenim Ankara. Güzel. Evet çocuklar. Geri kalan hepsi nedir? Tür ismidir. Bir soru burada. Yok. Peki. Şimdi aşağıdaki kelimelere bakıyoruz. Eğer çoğulsa tekile, tekilse çoğula çevireceğiz. Hatırlıyorsanız biz defterimizde buna benzer etkinlik yaptık. Tekilse çoğula, çoğulsa tekile. Evet. Söyle bakalım Ada, pardon Tanem. Ekmekler. Ekmek. Metsina. Bir sonra. Bahçe, bahçeler. Güzel. Mete. Atlar. Komik oluyor. At. Evet. Ada. İnsan. Evet. Tane. Sınıflar. Güzel. Sina. Çiçekler çiçek. Mete. Güzel. Dile. Öğretmenim Mete masayı söylemiyor. Adacığım farkındayım. Ben hatırlatıyorum. Mete masayı okuyacaksın. Masalar. Oğlum okusana ek gelmiş haliyle. Masalar dedim ya. Ada sonuncusu? Kilerler. Süper. Kilerler. Var mı bu sayfada bir soru? Yok. Kilerler ne demek? Evdekiler Mete mutfak erzaklarını, eşyalarını koyduğun bir dolaptır. Kiler onun ismi. Yani buradaki bir ekine gelenler çoğul değil. Kiler bu. Tamam mı? Ama kilerler dersen çoğulu. Peki bir sonraki sayfayı çevirelim. Evet. Tanem. Aşağıdaki görsellere uygun cümleler yazınız demiş. Şimdi Tanemciğim. Ben şöyle bir yanlarına numaralandırma yapayım karışmasın diye. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi Tanem bu numaraları söyleyerek yazdıklarını okur musun? Birce öğretmenim tiyatro gösterisi. Evet. İkiye
aç hayvanlar. 3'e engellilerin oynadığı basketbol. 4'e de aç insanlar lazım. Tamam. Sina? Öğretmenim, ben 1'e tiyatro yapıyorlar. 2'yi bulamadım. 3'e engelli basketbol ne kadar üzücü yazdım. Bunların hep sonra 4'e de bunların üstüne fakir yazdım. Peki. Bilmem, cümle şimdi, yazın demiyorlar. Yani burada aşağıdaki görseller uygun cümleler yazın. Aslında resim sana ne anlatmak istediğini kısaca yazmayacaksınız. Buradaki resimlerle ilgili cümleler kurmanız gerekiyor çocuklar. Biraz eksik olmuş. Mete oku. Engelli olsam bile... Mete'cim bak, bizden başlayacaksın. Ben numaralandırdım ya çocuğu. Bir engelli olsam bile bu hiçbir şey değiştirmez. Mete bir engelli bebeklerimle... Birinci resimde engelli biri yok ki Mete. Bak şu birinci resim oğlum. Bunda engelli biri var mı? Evet, yerde biri oturuyor. Çocuğum o rol gereği oturuyor. Engelli değil ki o. Ha tamam. Pardon. Tamam, diğerlerini oku Mete. Bak vakit geçiyor çocuğum. Vakit geçiyor. Yetişemeyeceğiz diğerlerine. İkiye ne yazdın? İkiye öğretmenim. Yani köpeklerin de bizim gibi açlığı vardır ya. Yani. Tamam. 3. Engelli olsam bile spor yapabilirsin. Evet. 4. Afrika'da yemek yemek. Gıdalar çok az yani. Evet. Ada sen oku. 1. Tiyatro gösterisi. 2. Aç hayvanlar. 3. Sakat olsan bile umudunu kaybetme. Evet. 4'te aç insanlar. Şimdi bir tek burada 3. numara olmuş Ada. Bir de sakat demeyelim, engelli diyelim. Şimdi bakın, cümle kurumunda. Cümlenin bir şeyin, kelime grubunun cümle olabilmesi için bir yargı belirtmesi lazım. Bak şimdi, 2 numaraya aç insanlar yazarsan bu bir cümle değildir. O, resimde ne anlatılmak istediğini söylüyorsun sen. Ama sokakta 3 tane aç köpek var dersen bu bir cümledir, tamam mı? Anlatabiliyor muyum? 3 numarada orada basket oynayan 2 kişi bir cümle değil. Orada engelli kişilerin basket oynaması, engelli olsa bile hayata tutunması gibi bunlar yorumdur. Ya yani bunlar cümledir, tamam mı? O yüzden eksiklerinizi tamamlayın güzelce. Şimdi bir sonraki. Evet. Biri silmiyorum, diğerlerine bakıyorum. Tamam canım. Şimdi 5'teyim. Ada, ilk sembol hangi anlama geliyor 5'te? Geri dönüşüm. Tanem? 2. Genel izleyici için uygundur. Evet. Sina 3. Öğretmenim, ben genel izleyici aldım. Olur, o da olur. Öğretmenim, ben 2 öğretmenim. Bulamamıştım. Biraz önce aklıma geldi. Öğretmenim, herkes izleyebilir yazdım. Yok, herkes izleyebilir değil. Genel izleyici kitlesi. Onun ismi o Sina. Ben de genel izleyici kitlesi yazdım. Sinacığım, 3 ne? Okul geçirdi. Yani yaya geçirdi dersek daha iyi olacak. Mete, sonuncusu? Sigara içilmez. Var mı bir soru bu sayfadan? Yok. Peki geçiyoruz öbür sayfaya. Bir metin var ve metinle ilgili iki soru onunla ilgili. Bakın, metni okuduktan sonra şurayı okumayı unutmayın. Ada, metni okur musun?
Yavru ördek yeterince büyümüştü. Kardeşleri zelinde neşeyle yüzüyor. Fakat o yüzmekten korkuyordu. Annesi bütün ısrarlarına rağmen denemiyordu bile. Bir gün deli kenarında kardeşleriyle oynarlarken bir yüzünün onlara doğru koştuğunu hepsi de yaptığı yüzüne başladılar. O da bizim korkak yavru da aslında. O zaman yavru ördek gidiyor hem de kardeşlerinden daha hızlı. Evet, şimdi ada birini soru bakalım. Yavru ördek neden yüzmüyordu? Ve yüzmekten korktuğu için. Güzel. Farklı yapan var mı? Yok. Yok. Tanem 2. Yavru ördeğin yüzmesine sebep olan olay nedir? C. Kardeşleriyle oynarken bir tilkinin onlara doğru koşması. Güzel. Farklı yapan? Yok. Peki 3'teyim. Sina? Örneğin çok basit bu. Yukarıda görsen hangisiyle adlandırılır? Ağaç. Evet. Çok basit bence. Mete 4. Öyle mi? Bu birinci. Ak üründe bir sözcük yoktu. Ellerini yıkadım. Ben de uygulamadım. Mete cevabı söylesene. Biz duymuyoruz ki seni çocuğum ya. B. Heh. Çocuklar burada cevap B değil. Tanem cevabı ne yaptın dördü? A. Güzel. Cevap A. Ben de A yaptım. Şimdi. Ben bulamamıştım. Hangisinde ad yani isim türünde bir sözcük yoktur? Bak A'ya bakın. Koşmak ve oynamak bunlar eylemdir. İş, oluş, hareket bildiren eylem. Ama B seçeneğinde el bir isimdir. C'de ise kitap isimdir. Oldu mu? Oldu. Peki. Ada soru 5. Öğretmenim. Kemal bugün İzmir'e gitti. Bu cümlede kaç tane özel ad vardır? Öğretmenim 2 Kemal ve İzmir. Güzel. Kemal ve İzmir. Var mı burada bir soru? Yok. Yok. Pekala, diğer sayfadayım. Tanemciğim seni bekliyoruz çocuğum. Sen duymadın. Şey Anıtkabirci. Okusana çocuğum soruyu. Aşağıdaki yaşanlardan adı her zaman büyük harfle başlar. Güzel. Anıtkabir. Aynen. Anıtkabir. Ama masa ve bardak tür ismi olduğu için büyük başlamaz. Sina? Ağaç yaratıların hangisi tür adıdır? Ağaç ayna. Güzel. Ayna. Peki. Mete soru 8. Aşağıdaki cümlelerine hangisi özel ad kullanılmıştır? Mehmet hasta olmuş, doktor ona muayene etmiş, eczane ilaç almışlar. Mehmet hasta olmuş da Mehmet büyük Mehmet özel isim. Güzel. Burada cevap A seçeneği. Peki, ada 9'dayım. Öğretmenim cevap A. Aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt verilirken özel ad kullanılır? Milli bayramlarımız hangileridir? Güzel. Milli bayramlarımın adını yazarken ben ilk harflerini büyük yazıyorum. Peki tanem, soru yok. Öğretmenim ben hangi yılda doğduğunu yapmıştım? Yok. Hangi bak? Mevsimde. Hangi yılda doğduğunu yazmıyor ki zaten. Hangi mevsimde doğmuşsun diyor. Mesela ben Nisan ayında doğdum. Ya da ben kış mevsiminde doğdum derken onlar büyük yazılmaz Sina, tamam mı? Evet. Ama milli bayramlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesela büyük harfle yazılır, tamam mı? Tanem Cipon. Evet. Pardon. Pardon, evet. Önce soruyu oku tanem. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde özel ad vardır? Evet.
dörtgen ve daire. Bakalım. Köpeğim Karabaş diyor. Güzel, bunda özel isim var. Ankara'da. Gördüğünüz gibi cevap B seçeneği. Var mı burada sorusu olan? Yok. Efendim? Yok. Peki genel olarak yanlışlarımız çok mu çıktı, az mı çıktı? Benim bir yanlışım. Benim iki. Benim iki. Pekala. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bugün farklı bir ödev vereceğim. Genel tekrar defterlerimiz vardı değil mi? Evet. Genel tekrar defterlerimize. Bakın, ödevleri bugün ailelerimize mesaj atmayacağım. Genel tekrar defterlerimize 20 tane özel isim, 20 tane de tür ismi yazacaksınız. Tamam. Cümle olarak. Yok, cümle olarak değil, kelime kelime. 20 tane özel isim. Bak, önce bir bitireyim. 20 tane özel isim, 20 tane de cins, yani tür ismi yazacaksınız. Var mı anlatılmayan bir şey? Yok. Zaten benim sayfam kalırsa ben direkt yazarım. Tamam, başka bir defter alsın. Evde vardır farklı defterlerin çocuğu. Tamam mı? Büyük ihtimalle anlattım. Zaten son 2-3 sayfa vardır. Oraya yazarım. Tamam. Neydi? Çünkü yeni bir defter edinirseniz iyi olur. Çünkü ben bu şekilde ödev vermeye başlayacağım artık. Biraz da yazma ödevi vereceğim. O yüzden böyle 2-3 sayfası kalan bir defterden ziyade yeni bir defteriniz olursa, evde mutlaka vardır kullanmadığınız bir defteriniz. Benim var. Onu değerlendirelim. Peki, bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. O zaman öpüyorum size. O zaman bay bay.